Seninki erkek. Doğru verdi. Erkek mi oldu? Anam erkek oluverdi. Baba. Baba benimki erkek oluverdi. Baksana. Benimki erkek oluverdi. Bırak git. Allah. Nereden girdi lan bu Fikri rüyama? Ferit oğlum, baktın mı hesaplara? Baktım baba. Ha. Batız. Olmaz öyle şey. Yok öyle bir şey. Öyle bir bakışta hemen anlaşılmaz o. Hemen bakınca anlaşılır mı be? Yani baba ince ince bakmaya gerek yok. Durum ortada. Biz bu fabrikayı modernize falan edemeyiz. Ederiz. Edemeyiz. Ederiz diyorsam ederiz. Edemeyiz. Mümkün değil. Sen benden daha mı iyi bileceksin ha? Bir bildiğim var benim he? Yok babacığım estağfurullah. O zaman siz kendi bildiğiniz gibi yapın. Tabii. Ben kendi bildiğimi yaparım ama ne gerek var? Seni boşuna mı okuttuk? Ya baba, sen beni bir dinle. Biz bu fabrika batmadan gel şu fabrikayı satalım. O arazi biraz para falan eder. Sonra o parayla da bir inşaat işine falan girelim. Yok canım. Koskoca sabit pazar tekstili sabit inşaat haline dönüştüreceğiz ha. Öyle mi? Yok öyle şey. Olmaz öyle şey. Hayır. O şirket bizim mayamız. Kimselere yedirmem ben onu. Kimselere yedirmem. Ne yapacağız? Bu fabrikayı modernize edecek bizde para mı var? Var. Nerede? Dedenden kalma topraklar var köyde. Sahi mi ya? Sahi ya. Dedenle küsüz diye size bahsetmemiştim o topraklardan. Şimdi rahmetli olunca... Önce at arabasıyla çıktığım bu köye, şimdi bu arabayla geliyorsun. Nereden nereye? Kimsiniz kızım? Asıl sen kimsin ya? Ben kim miyim? He. Ben bu evin sahibiyim. Bu evin sahibi biziz ya, sen ne diyorsun? Nereden sahibi oluyorsunuz ya? Nereden? Burası benim babamdan kalma bir yer ya. Bana ait. Çekil bakayım. Gelemezsin hop. Ne demek gelemem ya? Burası benim evim. Benim evim. Burası saldırıyor lan. Benim evim burası. Ya çekil.
değil mi Emir? Ne yaptın sen? Seni soracağım ben. Oh. Bir adama getirip dururlar. Ulan yabancı da gelmiyor ben mi? Nuri abla, bak bakayım sen bunu tanıyor musun? Dur bakayım. Çekilelim. Lan çekilin bir bakayım. Ah bu. İbrahim, sen misin ne? Nereden çıktın bunca sene sonra? Pek. Yeminimi bozdum geldim işte. Merhaba. Senin oğlan yaşıyor mu lan? Yaşıyor. Ne oldu ki? Allah! Ne oldu lan bu kadının bacaklarına? Gülüyor mu be? Ne yürümesi oğlum? Koştu, koştu. Allah'ım ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ay ben ne yapacağım? Ben sana ne yapacağım? Sana geldim. Ay ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım dedim. Ay Fikri geri geldi. Büyük oğlan yaşayıp durur. Ben ne yapacağım? Ben kim anlatacağım derdimi, sabırdaşım benim. Beni anlayan, dinleyen sensin benim sabırdaşım. Oh ben ne edeyim, ben ne edeyim. Oturuverdi yerine. Bak, eskisinden daha güzel oluverdi. Hadi bakayım, salla bakayım kolunu. Buyur su içi ver Fikri Bey. Oh. İyi mi? İyi. Şimdi ben şunu mu anlamalıyım? Benim babadan kalma evde. Bizde zamanında ırgatlık yapan düzgün mü kalıyor şimdi? Biz kalıyoruz. Ya sen benim babama niye ırgat diyorsun bakayım ha? Senin baban zamanında bizde ırgatlıktı ondan diyorum. Bağırma kıza babalık. Yürü git. Hadi. Fikri abi hemen dellenme ya. Fikri abi bir sakin ol. Bak 25 sene sonra kalkıp köye gelmişsin. Şimdi olanları ben sana kısaca özetleyivereyim. Sen babanla kavga edip köyden gidince sonra Basra'da ölünce başka kimse de yok. Bu düzgün senin darlılara da mallara da evlere de düzgün konu ver. Gondik yaptı yani gondik. Aa. Yaşa daha ne deyip durun sen öyle? Ne konması lan? Ben şahidin biliyorum ben. Bu Basra abi ölmeden önce son nefesinde düzgüne dedi ki bütün mallarım senin oluversin dedi. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer dedi. Bu düzgün de tarlalarla malları o yüzden oluverdi. Düzgün ağa geliyor. Düzgün ağa de bu. Cümleten selamun aleyküm. Fikri. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Hiç hoş gelmedim. Bu ne lan? Bu çizme lan. Irgatlıktan sonra şimdi de ağa mı oldun? Bu köyün ağası benim ya. Düzgüne ne oluyor o? Hem toprağı olmayan adam nasıl ağa oluyor o? Bay Reşat, susar mısın lütfen? Bak Fikri, yıllar sonra çıkıp geliyorsun. Selam veriyor, selamımızı almıyorsun. Utanmadan bir de ayağına çağırıyorsun. Şimdi de bakalım sen benden ne istiyorsun? Senden bir şey istemiyorum. Sadece sen de duy istedim. Köydeki malları satılığa çıkardım. Yok devenin nalı. Olur mu lan öyle şey?
olur. Olur. Bunca yıl bedavadan oturdun. Senden ne icar ne de kira istiyorum. Sadece mallarımı satıyorum. O kadar. Yalnız rahmetli babacığızın Basri abi ölmeden evvel malları bana vasiyet etti. Hem sen baban cenazesine bile gelmedin ya. Şimdi yıllar sonra çıkıp gelip malların peşinde koşturuyorsun. Ayıp değil mi ya? Ayıp vallahi ya. Beni babam kovdu. Beni babam kovdu. Ne ölüme ne dirime gel dedi. Ben de ondan gelmedim. İşte bak kendinle diyorsun işte. Babanla küs ayrılmışsın yahu. Aa. Olmaz arkadaş. Satamazsın o malları ya. Öyle değil mi? Evet abi. Tabii abi. Ha işte buyur. Yani satarım. Kanunen. Miras olarak tapusu bende. Satarım. Ya da satmam. Eğer çok istiyorsan basar parayı alırsın. Al. Al. Sen de al. Sen de al. Sen de al. Sen de al. Söyle de at. Eğer ilgilenen olursa beni bu numaradan arasınlar. Alo. Eğer köylüden almak istemeyen varsa işte o zaman bilemem. Ben de internete ilan veririm, ondan satarım. Artık kim alır bilemem. Hadi bana eyvallah. Yok Fikri abi, dur nereye gidiyorsun? Ateş almaya mı geldin? Seni bir yediriveren, içiriveren. Yok, ben yiyeceğimi odun olarak sırtıma yerim zaten. Hadi eyvallah. Şşş. Kuştur bunu. Kuşturma. Tamam be. Sür. Sen mi doğdun lan bunu? Öyle bahçeye giriverince girişiverdim ben de. İyi etmişsin. Eline sağlık, ellen gümüşlensin. Dikkat edersen bir daha dön. Yarattım ya, buna bak. Getir bir lokma bir şey getireyim de yiyelim. Sinirden şekerim yükseldi gene.